Kiracıların genelde bilmedikleri bir hakkı gündeme getirildi. Şöyle, oğlum evleniyor, kızım Almanya'dan geliyor, evden çık gerekçesiyle kiracısını evden çıkaran, ki buna hakkı var, ev sahibi bu gerekçeye uymak ve kanıtlamak zorunda. Aksi halde kiracı bir yıllık kirayı geri alma hakkına sahip. İnandırıcı bulmadıysanız tahliye etmeyebilirsiniz. Ev sahibinin samimiyetine inanmıyorsanız dava açabilirsiniz. Evi çocuğu yerine başkasına verdiyse para bile kazanabilirsiniz. Tazminat ödemesini talep edebilirsiniz. Ev sahipleri eski kiracıya belli bir oranda zam yapabiliyor. Bu yüzden bazı fırsatçı ev sahipleri eski kiracıyı çıkarıp yeni kiracıya evini yüksek kiraya vermek isteyebiliyor. Ancak bu fırsatçı ev sahipleri karşısında kanunlar kiracıdan yana. Diyelim ki ev sahibiniz geldi, oğlum evlenecek ya da kızım Almanya'dan gelecek dedi, evden çıkmanızı istedi. Ancak siz ev sahibinizin samimi olduğuna inanmıyorsunuz. İşte bu durumda iki tane izleyebileceğiniz yol var. İhtiyaç iddiasında kiracı tahliye etmek zorunda değil. Bu ihtiyaç iddiasının samimi olması gerekiyor her şeyden önce. Eğer size samimi gelmediyse bu iddia, inandırıcı bulmadıysanız tahliye etmeyebilirsiniz. Bunun için dava açması gerekecek. Kiraya verenin mahkeme önünde ispat etmesi gerekecek. Bunu ispatlayamadığı takdirde tahliye davası reddedilecektir. İzlediğiniz ikinci yolda ise para bile kazanabilirsiniz. Diyelim ki kiranız 3000 lira. Sizin bu durumda ev sahibinden alacağınız para en az 36 bin lira. Tahliye tarihinden itibaren 3 yıllık zaman zarfında bir başkasına kiraya vermiş olması gerekiyor. Haklı bir neden olmaksızın. O zaman siz kiraya verene öncelikle bir noter kanalı ile ihtarname göndererek son ödediğiniz son kira yılındaki yıllık toplam kira bedelinden az olmamak kaydıyla tazminat ödemesini talep edebilirsiniz. Konut fiyatları ve kiralardaki artışlara karşı 50 bin ofis konuta dönüştürülecek. Konut uzmanı Nilüfer Kas atılan bu adımın soruna çözüm olmayacağı görüşünde. Çeyrekte ortalama 200 bin adet konut üretmemiz gerekiyor Türkiye olarak. Fakat bu ikinci çeyrekte toplam 133 bin adet konut ürettik. Yani arz olarak biz ikinci çeyrekte de ihtiyaç olanın maalesef altında bir konut üretmiş durumdayız. Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki fahiş artışlara karşı hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bozulan arz-talep dengesini yeniden sağlayabilmek için 50 bin ofisin konuta dönüştürülebileceğini açıkladı. Konut uzmanı Nilüfer Kaz, eve dönüştürülen ofislerin maliyetine dikkat çekti, soruna çözüm olmayacağını söyledi. Bir de ofislerin maliyeti fazla, arsa maliyeti fazla. Şimdi maliyeti fazla olan bir yere konuta çevirdiğinizde fiyat yüksek kalacak. Yani yine ulaşılabilirliği çok fazla olmayacak. Kira bedellerine gelince normalde konutlarda ortalama kira birim fiyatı 50 ile 100 lira arasında değişirken ofislerin kiralama birim fiyatları 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar ulaşıyor. Şimdi buradan yola çıkarak hiçbir mülk sahibi daha düşük kira bedellerini kabul etmeyecek. Yani niyet iyi, yola çıkış mantıklı ama sağını solunu düşünerek, önünü arkasını düşünerek hesap yapmakta fayda var.